Bir karışımdan arkadaşlar siz biraz karışım aldığınız zaman karışımın oranı değişir mi? Hayır. Yani bir homojen ayran şişesi düşünün. Oradan ayran aldıkça ayranın yoğunluğu azalıyor mu? Yok. Demek ki başlangıçta %36'sı şeker olduğu için 36'sı şekerdir. 64'ü sudur. Bu biraz buradan karışım alsanız da değişmeyecektir. Dolayısıyla 4'e böldüğümüz zaman 9, 4'e böldüğümüz zaman 16 cevap A şıkkı. Burada her şey belli olduğu için şuradan yapabiliriz arkadaşlar. İstenen bölü tüm çarpı 100. Şimdi dolayısıyla burada ne olacak bakın. 4 gram tuz var. Şey 7 gram tuz var. Öbür tarafta da 2 var. Toplam 9 gram tuz. Karışım solda 11. Sağda 7. 18. 100 ile çarp. %50 arkadaşlar. E şıkkı. 20'nin %20'si nedir? 4'tür değil mi? 4 gram o arkadaşlar şeker varmış. Sonra biz 4 gram daha şeker ekledik. Toplamda 8 gram şeker oldu. Bu arada başlangıçta 20 gram karışım vardı. 4 de biz ekledik. Toplam 24 oldu. Bunun 8 gramı şekerse 16 gram arkadaşlar sudur. Dolayısıyla şekerin suyu oranı 1 bölü 2. Bizden suyun şekeri oranını istiyor. D şıkkı 2 oldu. Bunu karışım çarpı yüzde, karışım çarpı yüzde mantığıyla göstereceğim. İzleyin şimdi. Bir karışımımız var. Miktar vermemiş. Oran soruyor ya. Miktar vermiyor, oran soruyorsa kendimiz sayı verebiliriz. 100 gram olsun. 100 gram arkadaşlar yüzdesi 30. Eksi diyeceğim. Neden? Su buharlaştırılıyor. Ne kadar? Yüzde 20'si kadar. Yüzün yüzde 20'si 20. Peki suyun şeker oranı nedir? Sıfır. Bakın böyle yaptım. Artı bilmediğim miktarda bir karışım ekleyeceğim. Daha doğrusu saf tuz ekleyeceğim. Onun da karışım yüzdesi yüzde yüzdür. Böylece eşittir arkadaşlar. X artı 80. Su gitti. Yüzden 20'den 80 kaldı. Bir de buradan X ekledik. O yüzden buraya X artı 80 yazdım. Ve karışım oranı neymiş arkadaşlar? Yüzde 60. Dolayısıyla buradan artık onları sadeleştirelim. Sıfırlar gitsin her tarafta. Burası zaten yok. Buradan da götürdüm. 300- artı 10x eşittir 6x artı 480 4x eşittir 180'den x ne geldi? 45 şıkkı. 40'ı su arkadaşlar. O yüzden bakın düzelttim 40 çarpı 80 yaptım. Sonra 28 çarpı 100 su oranını buluyorum tuz değil ona göre. Artı 12 çarpı 0 şey bir de 20, yani 80 çarpı 120 çünkü arkadaşlar suya odaklıyım. Toplamda bakın 40, 120 daha 60, 80 daha 240 oldu. 240 çarpı x su oranı. Burada hepsi 40'a bölünüyor. 40'a böldüm 80, 40'a böldüm 70. Burası zaten 0. 40'a böldüm 240 eşittir 40'a böldüm 6x. Böylece 80, 70 daha 150. 240 da 390 eşittir 6x gördüğünüz gibi cevabımız 65 oldu e şıkkı. Kaç tane ürün olduğu sizi aldatmasın arkadaşlar. Sonuçta bu soruda %20 tuz var başlangıçta. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. A gram karışım olsun. A gram karışımın %20'si tuz. Artı ikinci karışımda 20 artı 30 var. Bir de 20 gram da tuz var. Bunun yüzdesi nasıldır? İstenen bölü tüm çarpı 100. Dolayısıyla 40 oldu. 50 gram karışımında arkadaşlar 40'ı e, tuz %40'ı daha doğrusu eşittir. Son durumda karışım burada 50. Burada A. A artı 50'nin %30'u. Sıfırları götürelim 2A. Burada sıfırı götürdüm. E, 50 çarpı 4'ten 200. Burası arkadaşlar ne oldu? Sıfırı götürürsek 3A artı 150. Böylece 50 eşittir A C şıkkı oran soruluyor. Sadece oranlar var. Kendimiz sayı verelim o zaman. Kazım süt ve kuru kahve ile oluşturduğu bir karışıma bu karışımın %60'ı kadar su ekliyormuş. 100 gram karışım olsun. Bunun %60'ı nedir o zaman? Su. Tamam mı? Karışıma ekliyoruz tabii. Bu 100 gram e, kahve artı süttü. Şimdi su ekledik. Dolayısıyla toplamda şu an 160 gramımız oldu. Artı kattığı su miktarının da %40'ı kadar 60'ın yüzde 40'ı nedir? 24. 24'te arkadaşlar şeker katmış. Dolayısıyla son durumda su 60 gram. Karışımın miktarı 160. 24 daha 184 gram. Dolayısıyla 4'e bölersem 15, 4'e bölersem 46. Suyun karışımı oranı. Her birinden 20'şer gram alınmış. 20 çarpı 2 artı 20 çarpı 4 nokta 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 20 çarpı 100. Burada hepsi bence 40'a bölündüğü için 40 parantezine alalım. 1, 2 nokta nokta en sonda arkadaşlar burası bakın 50 oldu. Daha kolay olur böylece canım işlemsel olarak özel bir şey olarak değil. Eşittir. Karışımın tuz yüzdesini bilmiyoruz. X olacak. Toplam karışım miktarımız ne? 1'den 50'ye kadar oldu. Demek ki 50 defa vermişiz arkadaşlar 20'den. 50 çarpı 20'den 1000 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla burada 1000'e 40'a bölersek 25 yapar. Böylece 50 çarpı 51 bölü 2 eşittir 25x. 25'ler sadeleşti. Tuz yüzdesi 51 geldi D şıkkı. Tamamen işleme dayalı bir soru. Birincinin tuzuyla ikincinin tuzu aynıymış. Tuz miktarı oranı değil bakın. Dolayısıyla buradan 20 sadeleştireyim. 2A eşittir 3B oldu. Çok da böyle kesirlerle uğraşmamak için ben şöyle yapacağım. A 15 gram olsun o zaman. B de arkadaşlar 10 gram olsun. Bizden oran istediği için kendimiz sayı verebiliriz doğru olmak kaydıyla. 15'in %20'si tuz. 10'un ee, %30'u tuz. Toplam karışım miktarımız 25 çarpı x oldu. Dolayısıyla buradan 5'e bölersek 15 çarpı 4 60. 5'e böldüğümüzde 2 çarpı 30'dan 60. 5'e böldüğümüzde 5x, x 24 geldi D şıkkı. Şurayı bir yorumlayalım bakın. Başlangıçta x litrenin 5'te 1'i kadar bal var. Sonra buraya süt ekleniyor. Süt eklendiği için balın miktarı aynı kalıyor. Balın oranı arkadaşlar yeni karışıma ne gelmiş? 1 bölü 10 değil mi? haliyle yeni karışımın miktarı bakın 2x oldu. Şimdi 2x yeni karışım ikinci adım. Gelelim artık üçüncü adıma. Elimizde 2x var arkadaşlar. 2x oranımız %10. Artı %100 ne kadar eklediğimizi bilmediğimiz bir bal ekliyoruz. Eşit oluyor. 2x artı a çarpı 55. Böylece 5'e bölersek her tarafı burası 4x oldu. Burası 20A oldu. E, burayı da 5'e bölersek 11 çarpı 2'den 22x artı 11A. Dolayısıyla 9A eşittir 18 xten A 2x geldi arkadaşlar. Son durumda 2x zaten karışımımız vardı. A da ekledik bakın burada. Son karışımımız 4x. İlk hali neydi? x'ti. Demek ki son durum 4 katıymış ilk durumun C şıkkı. Soruda arkadaşlar hangisinden ne kadar alacağımızı bilmiyoruz. Farklı durumlar yapacağız. Yani 5 5 10 alacağız ama 5 15 de olabilir. 15 5 de olabilir. Buna göre bakmamız lazım. Miktar önemli değildir. Önemli olan orandır arkadaşlar. Dolayısıyla 5 5 10 aldığımızda birincisi, ikincisi ve üçüncüsü diyelim. 5 5 10 aldığımızda birincisinde arkadaşlar 0.5 şeker vardır. İkincisinde %20 olduğu için 1 şeker vardır. Üçüncüsünde de arkadaşlar 10 alırsak 3 gram olur. Eğer biz birincisini 5, ikincisini 10, üçüncüsünü 5 alırsak o zaman yine 0.5 olacak. Bu sefer burası 2 olacak. Burası da arkadaşlar 1.5 olacak. Eğer birinciyi 10 alırsak, ikinciyi 5 alırsak, üçüncüyü 5 alırsak dolayısıyla 10'da 1 olacağı için 5. Burası arkadaşlar 5'te 1 olacağı için 1. Ve yine 5. 3 katı olacak. Burası da yine 1.5 diyeceğiz. Dolayısıyla eğer böyle olursa bakın oran 0.5, 1 daha 1.5, 3 daha 4.5. 4.5 kaç gramdı? Toplam zaten hep aşağısı 20. Sonra buraya gelirsek 0.5, 1.5 daha 2, 2 daha 4. 4 bölü 20 arkadaşlar. Son durumda 2, 2 daha 3, 1 şey 2, 2 daha diyorum. 1, 1 daha 2, 1.5 daha 3.5. Bölü 20 olacak arkadaşlar. Bakın 5-10-10, 5-5-10, 5-15 ve 15-5 sırasıyla aldım. Dolayısıyla 4,5-3,5 daha 8, 4 daha 12. 12 bölü 20'yi 100 ile çarparsak %60'mış arkadaşlar toplam alabileceği oranlar. Soruyu okuduktan sonra arkadaşlar ilk başlamamız gereken bence kısım şu önce bir sonu görmek. Çünkü son halini biliyoruz. En sonda 300 gram karışımı elde etmişiz. Bunu nasıl elde ederiz? Demek ki son etapta 150 karışım kalmış. Biz buna 150 su eklemişiz ki 300 gram olmuş. Tamam burası zor değil hallettik. Ama gelelim biz şimdi bu kısma. Bu kısımda arkadaşlar başlangıçta kaç gram karışımımız var bilmiyoruz. Sonra kaç gram karışım döktük bilmiyoruz. E bunlar hep muamma. O zaman ben bunları iki tane bilinmeyen var bir tane. Bazen bir bilinmeyen olur bulursun. Demek ki burada biraz özgürlük tanıyor bize. Kendimiz sayı verebiliriz. Bakın şimdi. 300 gram elimde karışım olsun tamam mı? Bunun 100 gramını dökmüş olayım ben. 200 gram elimde kaldı. Kalan kadar bu karışım. Kalan kadar arkadaşlar ne ekliyorum? Tuz. Elimde 400 gram karışım oluyor böylece. Bu birinci adım. İkinci adım dikkat. 400 gramdan 250 çıkarıyorum. Niye biliyor musunuz? 150 olsun ki buradaki gibi son adımda 150 karışım kaldığında 150 su ekleyebileyim. Gördüğünüz gibi sonda 300'e ulaştım. Haliyle verdiğim sayı yanlış olmadı. Bir sıkıntı olmadı. Dediğim gibi çok fazla bilinmeyen olduğu için bir nevi bana bırakıyor işi. Böyle yaptık. Artık o zaman soruya başlayalım. Anladım ki ben 300 verebiliyormuşum. Şimdi 300 verdiğimde arkadaşlar elimde ne kadar karışım kaldı? 200. 200'ün ne kadarı su? 64'ü. Artı 200 su, tuz eklendi. Tuzun su oranı sıfırdır. Eşittir. X çarpı toplam karışımımız 400. Dolayısıyla bu zaten gitti. Bunlar da sadeleşti. Böylece arkadaşlar 32 eşittir. X oldu. Ee, ilk durumdaki şey oranımız su oranımız. Sonra arkadaşlar yeni durumda bu ikinci adım. İkinci adımda arkadaşlar 250 karışım gönderdik. Elimizde ne kadar kaldı? 150 karışım kaldı. Bunun ne kadarı suydu? 32. Artı ne kadar su eklendi? 150. Çarpı 100. Dolayısıyla eşittir son durumdaki su oranı arkadaşlar y gördüğünüz gibi. Buradan da ne yapalım şimdi? 150'ye bölelim her tarafı. 32 artı 150'ye böldüğüm için 100 eşittir 2'ye. Y de ne geldi? 66. İşte arkadaşlar karışımın son su oranını buldum. Karışımımız 300 gramdı. 66 bölü 100 oldu. Bunlar sadeleşti. Son durumda 198 gram su varmış. Tehlikeli bir soru arkadaşlar. Yani Sınavda çıksa gerçekten sınavın fullenme oranını ciddi anlamda azaltır bu soru. Bizden oran istiyor, oran vermiş, sayı vermemiş yani bu kadar miktar daha doğrusu sayı demeyeyim de miktar vermemiş bize bırakmış o zaman biz buna göre verelim. Bir kere en başta tabii ters orantıda arkadaşlar şöyle diyeceğim ben birincisine A diyeyim 2A, ikincisine B diyeyim 3B, üçüncüsüne C diyeyim 5C dolayısıyla... Burası bakın 30'da eşitlenir, 15K, 10K ve 6K diyebilirim. Ters orantıda ben böyle çarpıp eşitliyorum, sonra paydalarını eşitler veya okeklerini alır gibi düşünüyorum. Dolayısıyla nasıl olsa bana bırakmış ya, 15 gram olsun arkadaşlar. Tuz miktarı birincisinde, ikincisinde 10 gram olsun, üçüncüsünde de 6 gram olsun. Sonra demiş ki, karışımın su oranı 3 bölü 8'dir birincisinde. Su oranı 3 bölü 8 ne demek? Suyun tüm karışım oranı 3 bölü 8 demek. O zaman arkadaşlar su 3 birimse tuz kaç birimdir? 5 birim. Hemen bakıyorum. Tuz peki o zaman 15 birim olduğunda su kaç olur? 3 katına çıkar 9. Gerçekten bak 9 bölü 15 yap. 3 bölü 5 oluyor. Suyun tuz oranı. Sonra 9'u 24'e böl. Gerçekten bak 3 bölü 8 oluyor suyun karışım oranı. Dolayısıyla bunda da 9 gram su varmış arkadaşlar. Ve ne diyor? Soluncusunda da aynı su miktarı var. O zaman bunda da 9 gram su var. Ama ikincisinde ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla toplam su oranı arkadaşlar 18 artı x bölü toplam karışımımız 24, 15 daha, 39, 10 daha, 49 artı x. Neye eşitmiş su oranı? 1 bölü 2. İçler dışlar 36 artı 2x eşittir. 49 artı x Böylece x'i arkadaşlar 13 bulduk. Hemen başa dönelim. Neydi bakın 10 tuz vardı. E, x de yani 13 su vardı. Karışım toplamda 10-13 daha 23 oldu. Karışımın sorunu a şıkkı 13 bölü 23.